Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi size yine arkadaşlar bir iğne oyası modeli tarif e, göstereceğim. Yani bunu sizler için ta çevirdim. Ta çevirdim hali de şu şekilde oldu. Evet, tasarladığım modelim bu şekilde. Bakın arkadaşlar, şöyle birebir bombilliklerine dahi bu şekilde tasarlıyorum. Ve bir de bakıyorum ki daha önce arkadaşımız çekmiş. Sanki onun videosunu çekmiş gibi oluyor. Gerçekten kendi emeğimle sayılarını kendi uğraşırlarımla bu mesela yuvaları nasıl yapsam diye trabzanlı yuvalarla yapmak mı yoksa zincirle yapmak mı daha güzel durdurur diye. Bu şekilde uğraşarak arkadaşlar bakın şu mesela 5'ten mi 7'den mi kirpiğin daha duruşu güzel olur veya yuvanın şuralara mesela yuvalar falan yapılmamıştı benim. E, gördüğümde sonradan fark ediyorum veyahut da arkadaşlar bu şekilde inanın kendi yemeğim kendi tasarımım kendi uğraşım Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde iki çiçeğimin arasına 8 tane tığ battı mesafesi bırakarak başlayacağız modelimize şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik burada 7 tane var Evet bir tanesini sizle yapmak için bırakmıştım bir ve 2 zincir. 2 zincirimi hemen buraya sık iğne ile sabitledim. Yeni başlarken bu şekilde başlayacağız. Sık iğne ile sabitleyip bir defa tığımızı dolayacağız. Sonra bakın arkadaşlar buraya 1 2 ve 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. Şöyle ilk kirpiğimin içini arkadaşlar sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Diğerlerini yapacağım. 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi hemen kapattım. Bu şekilde sabitledim. Şöyle arkaya devrilmesin. Ee, sık iğne destek olsun diye bu şekilde kenarına sık iğne yaptım. Aynı şekilde 1, 2, 4, 5, 6 ve 7. Sabitliyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bu şekilde. Üçüncü kirpiğim için tekrar 7 zincirimi çekiyorum ve trabzanıma kapatıyorum. Şimdi iki tane zincir çekerek iki tane tığ battı yapacağız ve sık iğne ile sabitledim. Tekrar iki zincirimi çektim. Hemen sıradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battı ya 1 2 2 aynı bu yuva gibi yuva hazırladım arkadaşlar şimdi bu trabzanımın üzerine 5 zincir şöyle sıkı sıkı 5 zincirimi çekiyorum ters tarafından bu yaptığım ilk veya sonuncu bakın bu şekilde sık iğne ile sabitledim şimdi 3 zincir çekiyorum bunu kirpiğime kapatıp şöyle bir tane minik bir yuvamız oldu tekrar 7 zincir 6 ve 7 çevirdim düz yüzüne bakın bu üç zincirli yuvanın içine yine üç tane kirpik yapacağız bu şekilde 7 zincirimi kapattım yine sıkı sıkı şöyle kalıp gibi kirpiğimiz olması için sıkı sıkı çekmeye çalışalım hemen sık iğne ile sabitledim 5, 6 ve 7. Şöyle arkadaşlar dik görünmesini istiyorum. Şöyle yan tarafına yaptığımız için yan oluyor maalesef. Bu şekilde 3 tane kirpik de buraya yaptım. Şimdi 6 zincirle aşağıya ineceğim. Ve bakın 6 zincir bir fazlasını çektim. Ve yine aynı bakın bu trabzanın arasına sabitledim. Öyle hafif bombililik olsun diye bir fazla çektim yukarıda 7 zincirle çıkıyorum çevirdim arkadaşlar hemen bakın. yine ilk kirpiğimden tutturdum aynı alttaki gibi yine 3 zincirimi çekiyorum şöyle minnak bir yuva yapıyoruz 7 zincir çevirdim Hemen buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 7 zincir. Bu 3 zincirli yuvanın içine giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 7 zincir. Buraya sık iğne ile sabit. Evet. Aşağı inerken 9 veya 10 zincir elinizin sıklığına göre, ipinizin kalınlığına göre bu zincir sayıları değişebilir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle arkadaşlar aynı trabzanımızın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyoruz. Yine buraya 15 tane zincir çekip dal yapacağız. Arkadaşlar bir ikincileri bol yapmamın sebebi şöyle bir bombililik oluşması için. Şurayı da yapıp daha net gösterelim arkadaşlar. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen buraya sık iğne ile dalımızı sabitliyorum çiçeğim için. Dalımızın dibini de aşağı etmemesi için şöyle yukarı doğru güzel durması için bir tane sık iğne yap. 1 iki zincirimi çekiyorum ve sabitliyorum. Tekrar iki zincir bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arasına 8 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz. Aynı ilk yaptığımız gibi. Tekrar bakın 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. Şöyle 2 zincir 6 oldu. 2 zincir 7 oldu tekrar arkadaşlar bakın buraya 8. için 8 de fazla değil tam bence şimdi arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar bakın ee, bu şekilde şöyle daha net beşten ee, üstten hem biraz daha aşağı inmesi daha meyilli oluyor bu da 7 ile çıktığımız onunla aşağı indiğimiz hafif o iğne yasındaki bombililiği buraya da verdik. Şu şu şekilde arkadaşlar daha net anlaşılacak inşallah. Şimdi bundan bir tane daha yapalım isterseniz arkadaşlar daha net anlaşılsın. Şöyle bir sık iğne ile 8 tanesini yaptık en son. Bir defa tığımı doluyorum ve buraya 1 2 2 olarak 3 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincirle dibini iyice sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Sık iğneden sonra 7 zincirimizi çektik ve buraya sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. Bu şekilde. 3 tane 7 zincirli yuva hazırlayacağız. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane şöyle minik tığ battı yapacağım 3 kirpiğimin yanına. 1 2 Hemen buraya sabitledim arkadaşlar ve yeni bir yuva kuruyoruz iki tığ battığımızdan sonra bir iki ve iki minik bir bu şekilde trabzanımızı yapıp üzerine beş tane şöyle sıkı sıkı zincirimizi çektik çevirdim hemen yuvamın içine giriyorum sıkı iğne ile sabitliyorum 3 zincir yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve buraya 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincirle yukarı çıkmıştık ya arkadaşlar. Şöyle minik bir yuvamıza da üç kirpik yaptık. 7 zincirle 6 zincirle aşağı iniyorum. 7 çok arkadaşlar büyük geliyor. Onu denedim. altı iyi. 5'ten bir fazla bir daha şu aşağı meyil kısmı daha dar olduğu için, yukarı daha uzun, aşağı daha kısa olduğu için 6 zincir tam geliyor. Yukarıya 7 zincirle bu yukarı çıkış zincirlerimin dar ve gergin olmasını istiyorum arkadaşlar. Sadece aşağı iniş zincirlerimin biraz bolumsu durmasını istiyorum. Tekrar 3 zincirden buraya yuvamızı yapıyoruz ve 7 zincir kapatıyorum. Şey dönüyorum ve yuvama sık iğne ile bu kirpiğimi sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. Arkadaşlar bakın aynı yere yine 3 tane kirpiğimi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aynı yere bu şekilde sabitliyorum. Şöyle kameramızı ayarlayalım arkadaşlar. Aşağı inerken 10 zincirle ineceğim. 6 7 8 9 10. 10 zincir çekiyorum ama çok sıkı sıkı. Yani 8 gibi falan oluyor arkadaşlar. Bayağı bir şöyle küçük sıkı ta daha doğrusu. Şimdi buraya 15 tane zincir çekip dal yapacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 zincirimi de aynen bu şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum ve bir iki zincir çekip 8 tane buraya tığ battı yapacağım şimdi arkadaşlar buraya 8 tığ battı yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bakın bu kenardaki dalımızın içine sık Evet yaprağımızı bu şekilde Evet yaprağımızı bu şekilde hazırladık arkadaşlar ve bu 15 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum kirpiklerimizin yapımına başlıyoruz 6 ve 7 7 zincirimi çektim hemen buraya sık iğne ile sabitledim yine 7 zincir buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar 7 zincir kapattım Buraya 5 tane arkadaşlar bakın 3 oldu. Bu kirpiklerden 5 tane yapacağım. 7 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar 7 zincir. Hemen kapattım arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi de çekip ipi. Evet arkadaşlar kayanı yukarıya Elimizde tırnağımızda yukarı çektik. Yine aynı şekilde bakın buraya da sarı renkten yapalım. Şöyle boş kalmasın. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Şöyle sıkı sıkı çekerseniz kirpikleriniz kalıp gibi durur. 7 zincirimi kapattım 15 zincirli yeşil yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen kapattım sık iğne ile tekrar 7 zincir kapatıyorum bu şekilde 4 oldu bir tane daha yapıyoruz 7 zincir kapattım arkadaşlar bakın sık iğne ile sabitledim bir tane de zincirimi çekip ipimi kopardım şimdi arkadaşlar aşağı kayanı bakın bu şekilde şöyle demin söylediğim gibi yukarıya çıkarıyoruz kolaylıkla şimdi iplerimi yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş oldu hem de kolay arkadaşlar yapımı hep zincirden oluşuyor hiç farklı bir şey hareketliliği yok örümcek olsun diğer bir sık iğne işlemleri olsun sadece zincirden oluşan yaprağı ve çiçeğiyle ile bir bütün olan çok hoş bir model oldu arkadaşlar bu şekilde ben çok beğendim İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız bu şekilde Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın